Merhaba genç 9. sınıfa hatta liseye hoş geldin yeni bir okula başlıyorsun. Yeni sınıfın olacak, yeni arkadaşların olacak. Hatta yeni derslerin olacak. İşte o yeni derslerden birisi de Türk Dili ve Edebiyatı. Ve ben Onur Soğuk Hoca bu sezon, bu sene hep yanında olacağım. Ve Çap Yayınları'ndan çıkarttığımız bu güzel kitabımızla sana bu yılın tüm konularını güzel 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 ne yapacağım? Anlatacağım. Sana düşen tek şey beni dikkatli bir şekilde dinle. Üzerine yorum yaptığım şeyleri dikkatlice not et. Elindeki kitaptan da yararlan, hatta oradan testler, alıştırma soruları da çözeceğiz ve çok güzel bir yıl geçireceğiz ve edebiyat dersinin sınavlarından da çok güzel notlar ne yapacaksın, alacaksın. Evet şimdi ilk e, ünitemize başlıyoruz. Bu ilk ünitemizi 5 video halinde, konu anlatımını 5 video halinde sana yapacağım. Arada tabii ki testlerde çözeceğiz ve bu video sayısı da artacak. Peki ilk e, dersimizde ne anlatacağız? Edebiyattan bahsedeceğiz, edebiyatın tanımından bahsedeceğiz ve edebiyat-bilim ilişkisinden bahsedeceğiz. Haydi başlayalım bakalım. Edebiyat, bak edebiyatın yanına parantez içerisine yazın demişiz. Yazın edebiyat sözcüğünün Türkçe karşılığıdır. Yani bu kışın yazın anlamında değil. Eğer bir metinde ya da bir konuşma sırasında yazın sözcüğünü e, duyarsan, görürsen aklına ne gelsin? Edebiyat gelsin. Buna dikkat et. Peki edebiyat sözcüğünün kökeni nereden kaynaklanıyor? Edebiyat sözcüğünün kökeni Arapça edep sözcüğünden geldiği söylenir. Edep de iyi huyu, güzel ahlaklı olmak demektir. İşte iyi huyu, güzel ahlakı öğütleyen yazılar, şiirlere de ne denmiş? Edebiyat denmiş. Peki edebiyat bizim edebiyatımızda tarihsel süreç içerisine baktığımız zaman hep edebiyat sözcüğü mü kullanıldı? Hayır. Önceden Osmanlı döneminde edebiyatla ilgili iki tane kavram vardı. Neydi onlar biliyor musun? Birisi şiir. Ki şiiri mutlaka duymuşsundur. İkincisi de inşa. Hatta edebiyat için şiir ve inşa denirdi. Yani şiiri zaten biliyorsun inşa da düz yaz anlamında. Şiir ve inşa sözcükleri kullanılırken daha sonra tabii ki Tanzimat döneminde dilimize bir sözcük geçti Fransızcadan. Ki Tanzimat döneminde o dönem Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatında Fransa'ya e, öykünürdü, öykünürdü şairler, yazarlar ya da aydın kişiler. Ve Fransızca'da yazılı şeyler anlamına gelen bir sözcük var. Literatür. Bak Fransız gibi söyledim sana. Literatür kavramı e edebiyat yerine kullanmaya başlandı. Tanzimat döneminde ise daha sonra ayrıntısıyla işleyeceğiz. Şinasi adlı bir abimiz var ki bu ilklerin adamıdır. O ilk kez edebiyat sözcüğünü ne yaptı? Kullandı ve edebiyat sözcüğü yaygınlık kazandı. Edebiyatın Türkçe karşılığı ise nedir? Yazındır. Onu da unutmaman gerekiyor. E tabi edebiyatın çok çeşitli tanımları var. Şimdi bunlar tabi sınavda karşına çıkacak yazılıda. Mesela ilk yazılıda banko sorulardan birisi olabilir. E ne der? İşte öğretmenin edebiyatın tanımını yap. Edebiyat nedir? Gibi bir soru gelebilir. Tabi edebiyatın çeşitli çeşitli tanımları var. O köşeler çerçevesinde bir tanımı yazarsan zaten e, sınavdan, yazılıdan tam puanı alırsın. Peki edebiyatta ilgili genel anlamda neler söylenmiş dersek, Bak ne diyor? Düşünce, duygu, olay ve imgeleri güzel ve etkili bir biçimde anlatan söz sanatına ne denir? edebiyat denir. Bu sanatın ilkelerini, kurallarını bu yol oluşturmuş ürünleri inceleyen bilgi dalına da yine edebiyat denir. Hatta edebiyat tarihi bir çağda bir dille yaratılmış sözlü ya da yazılı sanat değeri taşıyan yapıtların bütünü yine edebiyattır. Herhangi bir bilim dalı ile ilgili yazı ve yapıtların tümü yine edebiyat olarak kavranır. Hatta günümüzde edebiyat yapmak gibi bir deyim var. Ya sen de hoca amma edebiyat yaptın denir ya. O da gereksiz boş süslü söz söylemek anlamında ne yapabilir? gelebilir. Ama edebiyatın en makul tanımlarından birisi sözcükler yardımıyla güzel, haz uyandıracak metinler ortaya koymak. Sözlü ya da yazılı metinler ortaya koymaya biz ne diyoruz? Edebiyat diyoruz. Şimdi edebiyat sözcüğünü aklında bulunsun köşesinde şuna dikkat edelim. Ki yıl içerisinde böyle aklında olsun köşeler olacak kitabımızda da var. Bunları da sana anlatacağım. Edebiyat sözcüğü bugünkü anlamıyla ilk olarak kim kullanmıştı? şinasi kullanmıştı. Edebiyat sözcüğü dilimize Arapçadan geçmişti. Fransızcada ise literatür kavramı var. Türkçede ise bunun karşılığı nedir? Yazındır. Ona da dikkat et. Şimdi şöyle Türk Edebiyatı'nın dönemlerini burada bir verdik. Sana bir hatırlatmak maksadıyla. Ama şunu da söylemek lazım. Bu Türk Edebiyatı'nın dönemlerini lise hayatın boyunca 9, 10, 11, 12, 4 yıl boyunca bu dönemleri ayrıntısıyla böyle zaten ne yapacağız? anlatacağız. Şimdi şöyle bir bilgin olsun. Şu şeyi tabloyu bir gösterelim. Türk edebiyatı 3 döneme ayrılıyor. İslamiyet öncesi Türk edebiyatı, İslamiyet etkisinde Türk edebiyatı ve Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatı olmak üzere. İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatını da kendi arasında ikiye ayırıyoruz. Sözlü edebiyat ve yazılı edebiyat. İslamiyet etkisinde gelişen Türk edebiyatı, divan edebiyatı ve halk edebiyatı olarak kendi arasında ikiye ayrılır. Halk edebiyatı da işte anonim, aşık tarzı ve dini tasavvuf olmak üzere kendi arasında ayrılır. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatının ilk dönemi ise Tanzimat edebiyatıdır. Ondan sonra Servet-i arkasından Fecrati, arkasından Milli Edebiyat, onun arkasından da içinde bulunduğumuz Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı ne yapar? Başlar. Dediğim gibi bu dönemleri zaten ayrıntısıyla tüm lise hayatın boyunca ne yapacaksın? Göreceksin. Şimdi bir de edebiyat ve bilim konusuna bir bakalım. Edebiyat ve bilim arasındaki ilişki, edebiyat ve bilim arasındaki fark. Bir kere bilim deyince aklına ne geliyor? Bilim, bilgi değil mi? Evrenin ve olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan, bak bilimde deney çok önemli, deneye dayanan, ispata dayanan düzenli bilgilere biz ne diyoruz? Bilim diyoruz değil mi? Ve bilimde en önemli olay nedir? İnsanlığa faydalı olmak. Bak bilim geliştikçe insanlığa fayda sağlık alanında olabilir, e, ekonomik anlamda olabilir, faaliyetler, ticari faaliyetler anlamında olabilir, teknolojik anlamda olabilir. Bilimin varlığı hep insana bir şeylerden ne yapmaktır? Fayda sağlamaktır. Edebiyat ise deminden beri konuştuk, kendi alandaki üretimle tamamen öz, öznel bir bakışla güzelliğe ulaşmayı, kişide estetik zevk uyandırmayı amaç edinen bir sanat dalıdır. Şimdi edebiyat ve bilim tabii ki birbirinden farklıdır. Yalnız biz burada neyi irdeleyeceğiz biliyor musun? Peki edebiyatla bilimler arasında ilişki var mı? Peki bilim deyince aklımıza ne geliyor? Tabii mesela tarih bir bilimdir, değil mi? Coğrafya bir bilimdir, sosyoloji bir bilimdir, fizik, kimya, matematik, astronomi, bir tıp mesela bunların hepsi nedir? Bir bilimdir ve edebiyat oluşturulurken, edebi eserler oluşturulurken bu bilim dallarıyla edebiyat arasında daha yakından ilişkilerde ne yapabilir? Olabilir. Edebiyat bu bilimlere etkilerken bu bilimlerde edebiyat ne yapabilir? Etkileyebilir. Tabii ki edebiyat geometri ilişkisi. Ya edebiyatın geometriyle ne ilişkisi olabilir? Tabii daha sınırlı bir ilişki vardır. Ya da edebiyat fizik daha sınırlı bir ilişki varken edebiyatla sosyal bilimler arasında yani tarih, coğrafya, sosyoloji, felsefe gibi sosyal bilim, psikoloji gibi sosyal bilimler arasında çok daha yakın, çok daha net ilişkiler vardır. Peki şimdi ne demişiz? Edebiyat ve bilim insanı ilgilendiren her şeyi konu edinir. Bu noktada birbirlerine benzerdir. Yani edebiyat da insanı ilgilendiren konularla ilgileniyor. Bilim de insanı ilgilendiren konularla ilgilendiriyor. Edebiyat anlama, yorumlama, değerlendirme, benzeyle karşılaştırma, yerleştirme gibi yöntemler kullandığından aynı zamanda bir bilim dalıdır. bir, özellikle edebiyat tarihi diye bir bilim dalı var. Edebiyatta da tarihin birleşmesinden kaynaklanan. Şimdi ne demiştik? Edebiyatın diğer bilim dallarıyla ilişkisi ki bu da özellikle ilk sınavda, ilk yazılıda Öğretmenin bunu sorabilir. Yani edebiyatla tarih arasındaki ilişkiyi açıkla, edebiyatla coğrafya arasındaki ilişkiyi açıkla, edebiyatla işte hangi bilimler arasında daha sık ilişki vardır gibi sorular gelebilir. Onun için burayı dikkatli dinle. Evet ilk maddemiz neymiş? Edebiyat-tarih ilişkisi. Şimdi tarih toplumların geçmişte yaşadıkları olayları konu alan bir bilim dalı. Edebiyatta zaten biliyorsun işte yazıyla ya da sözle, bir şeyleri ifade etmek, estetik haz uyandırmak amacıyla oluşturulan bir sanat dalı. Peki düşünelim bakalım. Edebiyatla tarih arasında nasıl bir ilişki olabilir? Edebiyat tarihi etkiler mi? Tarih edebiyatı etkiler mi? Bir kere tarih edebiyata kaynaklık edebilir. Nasıl eder biliyor musun? Mesela Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir roman düşünelim. Bir yazar Kurtuluş Savaşı'nı anlatan bir roman yazmak istiyorsa tarih biliminden faydalanır mı? Elbette faydalanır ya da işte Osmanlı Rus Savaşı dönemini anlatacaksa yine tarih biliminden faydalanır mı? Faydalanır. Yani tarihteki gerçekte yaşanmış olaylar edebiyatçı için bir kaynak teşkil edebilir. Peki tam tersi olabilir mi? Tamam bu tarihin bize faydası değil mi edebiyat olarak? Acaba edebiyatın tarihe faydası var mı? Var. Özellikle sözlü gelenekteki o destanlar değil mi? Yaşanmış olaylar. Mesela bir edebiyat, bir tarihçi, tarih bilimcisi eskiye dair ya da İslamiyet öncesine dair diyelim ki bir konuda bilgi edinmek istiyorsa Türk destanlarını ne yapabilir? inceleyebilir. Her ne kadar olağanüstülükler olsa da orada da tarihi bir takım verilerde ne yapabilir? Edinebilir. Ve bir dönemi araştıran bir tarihçi yine o dönemi yazan, o dönemin zihniyetini oluşturan bir edebi eseri de ne yapabilir? inceleyebilir. İşte bu anlamda edebiyatla tarih araştırılsında çok yakın bir ilişki vardır. Peki edebiyat coğrafya ilişkisine bakacak olursak coğrafya neydi yer? Burada da şöyle bir ilişki var. Tabii ki edebi eserlerde özellikle roman ve hikayelerde olmazsa olmaz yapı unsurlarından birisi nedir? Yerdir. Bir yerde geçer değil mi olaylar? Dolayısıyla edebiyatçı o anlatacağı olayın yeriyle alakalı bilgiler verirken coğrafya biliminden ne yapar? Faydalanır. Edebiyat sosyoloji ilişkisi. Sosyoloji nedir sosyoloji? Sosyoloji toplum bilimidir. Toplumun örfünü, adetlerini, geleneklerini inceleyen bilim dalına ne denir? Sosyoloji denir. E peki edebiyatın konusu insan değil miydi? Tabii ki insandı. Şimdi edebiyat insanı konu ediniyorsa insanın içinde bulunduğu toplumdan insanı bağımsız düşünebilir miyiz? Elbette ki hayır. Demek ki bir edebiyatçı eserini oluştururken o toplumun kültürel yapısını, sosyolojisini iyice öğrenir ve bunu eserlerine ne yapar? Yansıtır. Dolayısıyla Edebiyat, edebiyat ve sosyoloji arasında da bu yönden yakın bir ilişki vardır. İşte Recaizler'de Mahmut Ekrem'in Araba Sevdası, Halit Sehor Şatik'in ve Siyah adlı eserleri hep böyle sosyolojik unsurların, toplumun örf adetlerinin etkisiyle oluşturulmuş eserlerdir. Peki edebiyat-psikoloji ilişkisine bakacak olursak, psikoloji neydi? İnsanın iç dünyasını anlatan, iç dünyasını inceleyen bilim dalına ne denir? Psikoloji denir. Ve edebi eserlerde de özellikle de romanlarda, hikayelerde kahramanların iç dünyaları üzerine ne yapılır? Durulur, iç dünyaları anlatılır. Dolayısıyla edebiyatçı eserini oluştururken ele aldığı kahramanların iç dünyalarını bize başarıyla yansıtmak istediğinde hangi bilimden yararlanacak? Tabii ki psikoloji biliminden yararlanacak. Hatta psikolojik romanlar da var. Mehmet Rauf'un Eylül'ü, Peyami Safa'nın 9. Hariciye Koğuşu bu yönde yazılmış eserlerdir. Edebiyat, felsefe ilişkisi. Felsefe, insan yaşamını ve dünyayı insan aklıyla açıklamaya çalışan düşünce sistemidir. Aslında bir düşüncedir. Dolayısıyla böylesin. Hatta bütün bilimlerin anası nedir? Felsefedir. Dolayısıyla da edebiyatçı esen oluştururken tabii ki felsefeden, düşünceden ne yapar? Yararlanır. Hatta bazı felsefi düşünceler, egzistansiyalizm gibi edebiyat akımı haline de ne yapabilir? Gelebilir. Gördüğün gibi edebiyatla bilimler arasında özellikle sosyal bilimler arasında çok yakın bir ilişki var. Sadece bunlar mı? Mesela edebiyat matematik arasında ilişki olabilir mi? Olabilir. Bir edebi eserde matematikçilerin dünyası anlatılıyorsa matematikten, kimyadan, fizikten, diğer bilimlerden de yararlanır. Ama en çok edebiyatla sosyal bilimler arasında ilişki vardır diyoruz ve bu ilk dersimizi bitirmiş oluyoruz.